Merhabalar. İkinci yayınımızda sizlerleyiz. İlk yayınımızda Şinasi Bey'i ağırlamıştık. Bu yayınımızda da Şinasi Bey'in yeni fikirlerle yetiştirdiği Nami Kemal'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin bir ünvanınız var, vatan şairi. Bunun üzerine bir şeyler söylemek ister misiniz? Bizler divan edebiyatının işlemediği temalar olan vatan, hak, adalet kavramlarını işledik. Ben de bu kavramlara gerek şiirlerimde, gerek romanlarımda, gerekse tiyatrolarımda yer verdim. Bundandır böyle anılmam. Sizler de sanat toplum içindir diyenlerdensiniz. Evet, bizler edebiyatı topluma bir şeyler öğretmek amacıyla araç olarak kullandık. İlklerin şairi Şinasi kendi ilklerinden bahsetmişti. Sizin var mı kendi türünde ilkleriniz? İntibah romanım ilk edebi romandır. Cezmi romanım ise ilk tarihi romandır. Bir de tiyatro var değil mi? Evet, Vatan yahut Silistre sahnelenen ilk tiyatro eseridir. Bu eser yüzünden sürgün yediğiniz doğru mu? Doğru, Magosa'ya sürüldüm. Peki akım olarak hangi akımın etkisinde kaldınız? Romantizm akımı ağırlıklı diyebiliriz. Dil alanında ne gibi bir çalışmanız oldu? Divan şiirini eleştiriyordunuz, yüksek zümreye hitap ediyor, halk anlamıyor diye. Şinasi ile tanışmadan önce ben de divan edebiyatı etkisindeydim. Daha sonra dili sadeleştirme çabamız oldu ancak sadece fikirde kaldı. Birkaç hece ölçülü şiir dışında ağırlıklı olarak aruz ölçüsü kullandık. Lisan-ı Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı Şamil'dir makalesinde dil ile ilgili görüşlerimi yazdım. Daha detaylı oradan okuyabilirsiniz. Sizce tiyatro nedir? Bana göre tiyatro faydalı bir eğlencedir. Gazetecilik geçmişinizden de bahseder misiniz? Ziya Paşa ile birlikte Hürriyet gazetesini çıkardık. Amacımız toplumu bilgilendirmekti. Peki edebi tartışma yaşadığınız oldu mu? Oldu elbet. Ziya Paşa'nın Harabat antolojisine Tahrib ve Harabat ile karşılık verdim. Çelişkileri olmuştu. Onları eleştirdim. O halde eserlerinizi geniş bir biçimde hatırlayalım. Roman, İntibah ve Cezmi, Tiyatro, Vatan Yahu Silistre, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Gülnihal, Celaleddin Hazemşah, Karabela, Eleştiri, Tahrib-i Harabat, Takip. Böylece Nami Kemal ile yaptığımız yayınımız burada sona ermiş bulunmakta. Ana hatlarıyla sizlere tanıtmaya çalıştık. Başka bir programda tekrar buluşmak dileğiyle.